Değerli takipçilerimiz, herkese merhaba. Bugün Erzurum Yatıkıya ilçemizde bulunan Güllekoğlu çiftliğindeyiz. Yanımızda işletme yetkilimiz Vedat Bey var. Vedat abi merhaba. Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Teşekkür ederiz, iyiyiz. Biraz kendinizden öncelikle bahseder misiniz? Ben Vedat Durnagül, yaklaşık 7 senedir Güllekoğlu çiftliğinde görev yapıyordum. İşletmemizin varlığından biraz bahsedebiliriz. İşletmemiz kapasitemiz 250 hayvan. 100-130 tane angusumuz var. 3 tane simentalımız var. 50 hayvan var. Peki işletmeyi hayvanlar geldiği zaman hangi yemle başladık? Kutu, uzay bitme yemiyle başladık. Ondan sonra sepere bir yemine döndük. Hayvanlarımız kesimlik hayvanlar. Kesimlik. Evet. Kaç ay beslene yapıyoruz Vedat abi? Simentelleri yaklaşık 7. Geriye. Angusları da 9 ile 10 ay arası. 9 ile 10 ay arası. Evet. İşletmeyi hayvanlar istirdiği zaman canlı ağırlığımız ne kadar? Canlı ağırlığımız işletmeyi hayvanlarımız girdiğinde yaklaşık 300-350 kilo. Peki biraz rasyonlarımızdan bahsetmek istersiniz. Şu an sefere gramın yemeğimizle beraber hangi kaba yemleri kullanıyoruz? Kaba yem olarak yonca, çayır otu, bir de silaj mısırımız var. Onları kullanıyoruz. Kesimi daha çok hangi yerlerde yapıyoruz? Özele mi gidiyoruz? Devlete mi gidiyoruz? Devlete de gidiyoruz. Özele de gidiyoruz. Yani. Karkas sandımanımızdan biraz bahsedelim. Karkas sandımanımız şu an 850 ile 900 arası kesiyoruz. Karkas et kilosu. Yani canlı ağır. Rasyonumuza başka ne kullanıyoruz? Sepere yemimizle beraber arkamızda kullanıyoruz. Çok az da olsa. Otumuz, yoncamız, otumuz, yoncamız, silajımız, kabayı olarak karşılıyoruz. Otu bu bölgeden mi daha çok alıyoruz? Otu bu bölgeden. Yani kendi bölgemizden. Peki biz teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ettik. Bugün sizlere Erzurum Yatıkıya ilçemiz Güllekoğlu çiftliğimizden seslendik. İşletmemizde sefere gönül yemimizi kullanıyoruz. Yemimizle alakalı konuyu değerlendirdik. Herkese teşekkür ediyoruz.